Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay hem de zevkli bir yelek örneği, bayan yeleği, ırka, kol uçlarında böyle lastik, alt etek uçlarında yapabileceğiniz bir örgü anlatacağım. Bakın şöyle başladık. Hem alt ucuna hem de lastik ön bandına koyduk. Arasına da düz olarak yelek, ırka, bebek yelekleri yapabileceğiniz bir örgü. Örgümüz için orta kalınlıkta ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şöyle 3 numara. Şimdi sizlere hemen anlatacağım. Örneğimiz 2 ilmekten oluşan bir model. Bir örneği yani için 2 ilmeğe ihtiyacımız var. 2 ilmek, 2 ilmek olarak yaparsınız, başlarsınız. Hemen başlayalım sizlerle beraber. Şimdi ilmeklerimi attım. Zaten alt ucuna lastiğe hiç gerek yok. Lastik olarak kullandık örneğimizi. Bakın ilmeklerimi attıktan sonra şöyle arka yüzden tamamını düz örüyorum. Kaç ilmeğimiz olursa olsun. Tamamı düz bu şekilde. Elde veya boyunda örenler hiç fark etmez. Yani arka yüzden başladık. Ön yüze doğru düz örüyoruz. Ördük. Hemen şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde bakın bir tane şöyle bir ters bir düz bir ters bir düz örüyorum. Bir ters bir düz. Ön yüzü bu şekilde. Bir ters bir düz. Ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şu an birinci sırasını ördük. Bir örneğimiz oldu. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde yine aynı başladığımız gibi bütün ilmeklerin tamamını düz örüyoruz. Arka yüzde. Hem kolay hem zevkli demiştim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. İzleyicilerimiz soruyor. Onun için ara ara videolarımda belirtiyorum. Şimdi ön yüze geldik. İkinci örneğimize. Ne yapmıştık? Yan ilmekten sonra bir tane ters, bir düz örüyoruz. Bir ters. Yani nasıl başlamışsak o şekilde bir ters bir düz. Zaten şimdi göstereceğim arka yüzde belli bakın bir ters bir düz. Şöyle buradan bakın şurada ters düz ters düz. Yani bir düz bir ters. Ön yüzü hep bu şekilde. Arka yüzün yine tamamı düz örüyoruz. Bakın bu ipimiz daha biraz ince olduğu için tam belli olmayabilir. Şimdi arka yüzde yine bakın şöyle tamamını düz örüyorum. Bu örnekli yeri düz olan yeri de ne yapıyoruz değerli izleyicilerim? Şimdi diyelim ki bu kısmını, şu kısmını düz ördük arka yüzden. Diğer bu düz olan yeri yine tamamını ters bakın örüyorum. Tamamını ters bu şekilde. Şimdi ön yüzde zaten göreceğiz. Tamamını ters ördük. Şimdi ön yüzde arka yüzde tamamını ters ördüğümü düz örüyorum. Düz örüyorum. Örnekli olan yere geldiğim zaman bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz.
ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir sıra daha anlatalım, tam anlaşılsın. Şimdi örnekli olan yerinde arka yüzden tamamını düz örüyoruz. Bakın. Düz. Zaten belli. Bakın şimdi belli. Burasında tamamını ters örüyoruz. Yani yelek, hırka vesaire yapacaksanız istediğiniz genişlikte lastik olan, yani ön bandı olan yerini yaptıktan sonra kalan yerini de düz örüyoruz. Bakın. Şöyle bu sıramı da tamamlayalım ve videomuzu da bitirelim. Bakın düz ördüm. Burası tamamı düz. Şimdi örnekli olan yerde ne yapıyoruz? Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Ön yüzde. Ve yan ilmekle tamamlamış oldum. İpiniz kalın olursa daha gösterir değerli izleyicilerim. Şimdi benim bu bakın bebe yünü, diğeri daha kalındı. Şöyle gösterelim. Bakın. Burası örnekli olan yeri. Bu bebe yünü kullandık. Diğerinde daha kalın ip. Kalın ip kullandığınızda şiş numarasında 4 numara, 4,5'la da örebilirsiniz. Bakın. Hem daha çabuk biter, hem artar örgünüz. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.